Herkese merhaba. Hazır 8 Mart gelip kapıyı çalmışken ben de Dünya Kadınlar Günü'nde feminizm üzerine bir video çekmek istedim. Ve yine kadın kameraman arkadaşlarımla beraber size yeni stüdyomuzdan sesleniyorum. Feminizm nihayetinde baktığınızda bir ideoloji, bir hakikat arayışı çabası. Yani düşmanlık edilmesi gereken bir konumda görmüyorum feminizmi. Aynı diğer ideolojiler gibi ama doğru anlama ve doğru anlatma çabasında olmamız gerektiğine inanıyorum ve bu minvalde konuşacağım bugün. Feminizm, mesela ben Müslüman feminist olmaz dediğimde işte ne alakası var? Birisi ideoloji, birisi din. İstediğini olabilirsin gibi cevaplar geliyor bazen sosyal medyada, daha önce yazdığım yazılara gelen cevaplarda. Fakat bu öyle değil. Yani ideolojinin ne olduğunu tam bilmemekte oluyor aslında bu cevabı verenler için geçerli olan durum. Çünkü ideolojinin ne olduğunu bilirseniz, ideolojinin beraberinde getirdiği belli fikirler ve belli idealler silsilesi olduğunu da bilirsiniz. Ve bu fikirler ve idealler illaki İslam'la uyuşmayacaktır. Çünkü insan eliyle üretilen bir ideolojiyle İslam'ın son kertede %100 buluşması mümkün değildir. Ayrıca ideoloji dediğimiz şey bu liberalizmde olabilir, sosyalizmde olabilir. Sadece feminizm açısından bakmayın. Beraberinde belli bir ekonomiyi getirir. Yani işte feminist ekonomi, liberal ekonomi ya da feminist sanat, feminist kültür, feminist politika. Tüm bunların beraberinde getirdiği koşullar ve anlamlar çerçevesi de İslam'la çeliştiği için Müslüman feminist olmaz. Aynı Müslüman liberal olmayacağı gibi. Çünkü Müslüman sadece kelimenin başında duran bir sıfattan ibaret olamaz. İslam hayatımızın her alanını, her çerçevesini düzenleyen ve buna göre belli kurallar silsilesini beraberinde getiren, bize idealler kazandırmak noktasında nihai çerçeveyi sunan bir dinse eğer, bu anlamda seküler paradigmanın ortaya çıkardığı ideolojilerle İslam'ın %100 aynı noktada birleşmesi mümkün değildir. Bununla birlikte şunu da belirtelim. Feminizm deyince akla hep şu geliyor. Feminizm ortaya çıktı 20. yüzyıl başlarında. Feminizm ortaya çıkana kadar kadınlar sadece eziliyorlardı. Sadece susturuluyorlardı. Sadece köleleştiriliyorlardı. Bu ne demek biliyor musunuz? 20. yüzyıl başlarından önce yaşayan, o 10 binlerce yıl boyunca yaşayan kadınlar aslında aptaldı. Yani onların herhangi bir özneliği yoktu. Onların yaşadıkları topluma dair söyleyebilecekleri ve ortaya koyacakları bir inisiyatif yoktu. Canım feministler çıktılar 20. yüzyılın başında ve bizi özgürleştirmeye, bu kabustan uyandırmaya kolları sıvayıp soyundular. Gerçekten böyle mi? Yani 20. yüzyıl öncesinde yaşayan kadınların elbette çektikleri sıkıntılar vardı ama aynı zamanda var oldukları çerçevede kendilerini gerçekleştirdikleri, hayatlarına değer ve anlam kattıkları durumlar da elbette vardı. Feminizm neden moderniteyle birlikte çıkmış? O zaman bu soruyu sormamız gerekir. Çünkü moderniteyle birlikte İş bölümü kavramı tamamen değişti. Modernitenin beraberinde getirdiği iş bölümü kavramı değişince, özellikle 1. Dünya Savaşı'nda başlayan bir süreç bu. Erkekler cepheye giderken kadınlar geride kalan işleri, erkeklerden kalan işleri yapmak durumunda kaldılar ve evden çıkarak bu iş alanlarına çok daha fazla dahil olmaya başladılar. Bu 1. Dünya Savaşı'nın beraberinde getirdiği. 2. Dünya Savaşı ile birlikte bu durum çok daha fazla arttı. 2. Dünya Savaşı'nda özellikle Amerikan savunma sanayi araçlarına vesaireye baktığınızda kadınların iş hayatındaki yerinin çok kritik anlamda arttığını görüyoruz. 2. Dünya Savaşı bittikten sonra bu kadınlara evine dön diyenler oldu. Onlar da dönmeyiz dediler ve feminizmin aslında 1. Dünya Savaşı ile 2. Dünya Savaşı'nın kırılma noktası olarak ortaya çıkması ve yaygınlaşması biraz da bununla ilgili. Bir de tabii doğum kontrol hapının keşfinin feminizmle çok yakından bir ilgisi var. Çünkü kadının iş gücüne katılımı ve iş gücünde işte çocuğu kadına tırnak içinde ayak bağı olarak gören, iş gücüne katılımının önünde engel olarak gören o anlayışın da beraberinde beraberinde getirdiği, yani doğum kontrayapı varsa kadın kendi üreme tercihlerini seçebilir ve iş hayatındayken bunu tercih ederse kadın da en az erkek kadar verimli bir çalışan olabilir. Yani burada kapitalist perspektiften aslında ne kadar verimli çalışan olduğunuz, cinsiyetinizin bir önemi yok. Ne kadar verimli bir çalışan olduğunuz önemli. Bu anlamda ikinci dalga feminizmin yaygınlaşmasıyla doğum kontrayapının keşfi arasında da çok yakın bir ilişki var. Şimdi feminizmin tarihine baktığımızda da şunu görüyoruz. İslamiyet çerçevesinde kadınların yüzyıllardır, 1400 yıldır miras hakkı söz konusuyken Avrupa'da 1950'lere kadar miras hakkından mahrum olan kadınlar var. Yani mesela İngiltere'de babandan kalan miras kız çocuğuna kalmıyor. Böyle bir durum söz konusu. Ya da işte evlenirsen kocana aktarılıyor o miras. O şekilde o mirastan faydalanma, yararlanma yoluna gidiyorsun. Tabii ki çok barbarca bir bakış açısı ve bu anlamda birinci dalga feminizmin ortaya çıkışı hiç şaşırtıcı değil ve çok haklı taleplerle ortaya çıkıyor gerçekten. İkinci dalga feminizme geldiğimizde, yani özellikle 60'lı yıllarda bunun mottosu kadın doğulmaz, kadın olunur. Ve toplumsal cinsiyet kavramının çıkışını ikinci dalga feminizmle birlikte görüyoruz. Kadın doğulmaz, kadın olunur denince biyolojik cinsiyetle toplumsal cinsiyet arasında çok net bir ayrım öngörülüyor. Yani biyolojik cinsiyet toplumsal cinsiyetten kopartılıyor. Yani sizin doğduğunuz biyolojik cinsiyet önemsizleştiriliyor. Onun hakikati es geçilmeye başlanıyor, yok sayılmaya başlanıyor ve siz işte içinde yaşadığınız toplum sebebiyle kadınlık rollerini ve erkeklik rollerini benimsediğiniz için kendinize kadın diyorsunuz ve erkek diyorsunuz ve bu anlamda en önemli toplumsal cinsiyet rollerindeki dağılım nerede? Ailede. Aile kadını köleleştiren bir kurum olarak ele alınıyor ikinci dalga feminizmde ve kadını en başta aileden özgürleştirmemiz gerekiyor deniyor. Aile, kadının tek eşli olması, bir kocasıyla beraber yaşıyor olması, kadını köleleştiren bir unsur olarak ortaya çıkınca ataerkil düzenin, yine tırnak içinde ataerkil düzenin kadının üzerine koyduğu sınırlar olunca ne oluyor? Cinsel özgürlük. Kadının evlenmemesi, kadının birden çok partnerle birlikte olması kadını özgürleştiren bir unsurmuş gibi sunuluyor. Hatta bir yazımda şöyle demiştim, yani cinsel açlık içinde olan erkekler kadınlara bir komplo kurmak isteseler ancak bu kadarını yapabilirlerdi. Dolayısıyla o ikinci dalga feminizmle beraber bunu görüyoruz. Yani ailenin kadını köleleştirdiği kabulünden yola çıkarak aile kurumunu yıkmaya, yıpratmaya ve kadını ondan tırnak içinde özgürleştirmeye yönelik bir bakış açısı. Üçüncü dalga feminizmde işte 1990-2000'ler desek daha iyi, postyapısalcı akımın da beraberinde getirdiği kıta Avrupası felsefesinden neşet eden bir anlayış. Bu da kadın doğulmaz, kadın olunur anlayışını iyice kökleştiriyor. Yani bizim biyolojik farklılıklarımızın hiçbir anlamı yok. Bizim biyolojik farklılıklarımız değil önemli olan, bizim kendimizin ne olduğunu söylememiz. Yani kadınlığın bir hakikati yok, erkekliğin bir hakikati yok. Hakikati inşa eden biziz. Toplum bize neyin hakikati olduğunu dayatamaz. Bakış açısıyla üçüncü dalga feminizm, elbette bugün gördüğünüz feminist ve eşcinsel hareketlerin bu kadar yan yana olması ve iç içe olmasının sebebi de bu aslında. Çünkü eşcinsel harekette biliyorsunuz biz kendimizi nasıl tanımlarsak, işte ben trans bir bireyim ya da ben işte kadın vücudunda doğmuş bir erkeğim vesaire dediğinizde ya da kadınlık erkeklik rolleri önemli değil, aile kadından erkekten müteşekkil olmak durumunda değil gibi tezleri savunduğunuzda aslında kadınlığın ve erkekliğin bir hakikati olmadığını, esas olanın bireyin kendisini onu nasıl tanımladığı çerçevesinde hareket etmesi olduğunu görüyoruz. Üçüncü dalga feminizmde kısaca böyle tanımlayabilirim. YouTube videoları hep kısa olsun dediğiniz için böyle uzun uzun anlatamıyorum ama eğer yeri gelirse onlardan da bahsederiz. Şimdi gelelim Ataerkillik meselesine, ataerkil düzen, ataerkil düzen kadını ezdi, ataerkil düzen kadını köleleştirdi vesaire. Bu ataerkil düzen lafı aslında bir maymuncuk. Yani feministlerin her şeye karşı cevabı bu. Niye böyle oluyor? Ataerkil düzen yüzünden. Yani her kapıyı açan bir maymuncuk ataerkil düzenli. Hani var ya böyle bazı tipler işte dünyada, gezegende ne olursa olsun işte Rothschild ve Rockefeller üzerinden anlatan. Feministler de işte aynı o kesim gibi yani her şeyi ataerkillik üzerinden açıklamaya çalışan, her konuya tek cevabı ataerkillik olan bir bakış açısı. Ataerkillik gücün erkekte olması ve güç erkeklerde olduğu için de kadınlar eziliyor. Hangi erkekler? Yani mesela alt sınıftan gelen erkekler mi? Yoksa ezilen o toplumun hor gördüğü kimlik kategorilerine sahip olan erkekler mi? Hapiste olan erkekler mi? İntihara teşebbüs eden erkekler mi? İşsiz erkekler mi? Bu soruların hiçbir önemi yok. Bir yanda kadın var, bir yanda erkek var. Erkek güçlü, kadın güçsüz. Yani hayata ben bu kadar düz çerçeveden bakmayı ve sadece doğduğumuz kimlikler üzerinden tanımlamalar yapmayı açıkçası zul addediyorum. Biraz da zekama hakaret addediyorum. Yani biraz mesela ırkçılık da böyle bir şey. Irkçılıkta doğduğun ırkı seçemiyorsun. Ama o ırka doğdun diye sen diğer bütün ırklardan daha üstünsün gibi bir bakış açısı söz konusu. Mesela kadınlar o zaman erkeği ele geçirdiğinde daha adil bir dünya mı olacak? Yani kadınlar güç sahibi olursa her yerde o zaman otomatikman her şey daha adil, daha müreffeh ve daha güzel mi olacak? Eğer öyleyse mesela size 3 örnek vereyim. İngiltere yakın tarihinde İşçileri en çok ezen, işçi haklarını yok eden, sendikaları ortadan kaldıran başbakan kimdi? Margaret Thatcher'dı. Ya da yine bir örnek vereyim. Birinci Körfez Savaşı'nda bir soru soruluyor kendisine ve diyor ki Irak'a uyguladığımız yaptırımlar yüzünden, ABD'nin yaptığı yaptırımlar yüzünden 500.000 Iraklı çocuğun öldüğü söyleniyor. Sizce doğru mu? Sizce buna değer miydi? Evet değerdi diyor. Kim diyor? Amerika'nın ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright diyor. Yine 2. Körfez Savaşı denilen İran işgali sürecini hatırlayın. George Bush'un Ulusal Güvenlik Başdanışmanı Condoleezza Rice. Bu arada Condoleezza Rice hem kadın, hem siyah, hem lezbiyen. Yani baktığınızda 3 mağdun olduğu söylenen kimlikten geliyor ama işte 1 milyondan fazla sivilin haksız yere zulmedilerek öldürüldüğü, kadınların tecavüze uğradığı, bebeklerin yakılarak öldürüldüğü, insanların üzerine işendiği, hapishanelerin kurulduğu o Irak işgalinin arkasındaki akılların başında geldiğini görüyorsunuz. Yani dolayısıyla bir insanın doğduğu kimlik üzerinden kategorik olarak doğru, adil, iyi, güzeli temsil ettiğini söylemesi gerçekten biraz zekamıza hakaret oluyor diye düşünüyorum. Şimdi gelelim kadın erkek eşitliği ezberine. Kadın erkek eşit ve bunun üzerine başka hiçbir şey konuşamazsın. Kadın erkek eşit diyeceksin ve orada bırakacaksın. Orada bırakmayalım, biraz düşünelim şimdi sizinle birlikte. Önce şu ön kabulümüzü masaya koyalım. Benim inancıma göre kadın ve erkek eşit değerdedir. Allah'ın önünde hepimiz eşitiz. Allah'ın önündeki değerimizin farklılığı ancak takvadan gelir. Ondan en çok hakkıyla korkan en değerli olandır. Burada kadın, erkek, siyah, beyaz vesaire ayrımlar söz konusu değildir. Peki eşitlik. Mesela diyorlar ki aile içinde. Zaten bunu sadece aile içinde söylüyorlar. Hayatın başka hiçbir yerinde bu eşitliği göremiyorsun. Yani İş yerinde eşit misin? Okulda eşit misin? Ben bu videoyu çekiyorum, bu videoda benle eşit misin? Ben konuşuyorum, sen dinliyorsun. En fazla yorum yazarsın, dislike butonuna basarsın. Ya da otobüste eşit misin? Oturanla ayakta duran eşit mi? Vesaire vesaire. Hayatın hiçbir alanında eşitlik söz konusu değil. Her zaman bir güçler hiyerarşisi vardır. Her zaman kendi o duruma özgün güçler dinamiği vardır. Aile içerisinde de böyledir. Erkekle kadın o aileyi kurarken, en ideali kurmadan önce bu güçler dengesinde nerede durduklarına karar verip öyle adım atmalılar. Ve her yerde içselleştirmen söylenen o güç dengesini bu kadın erkek eşittir sloganı üzerinden adeta karıyla kocayı birbirinin rakibi, devamlı birbiriyle didişmesi gereken iki konuma yerleştirerek ele alıyorlar aileyi ve tabii ki bu aileye zarar veriyor. Yani mesela kadın iş yerinde işte görevi oysa çay servisini yapacak ya da işte patronu çağırdığında ayağına gidecek, patron eğer onu azarlıyorsa bir güzel çenesini kapatıp dinleyecek, otobüste kadın erkek eşit ayakta gidecek, gıkını bile çıkarmayacak vesaire vesaire. Ama eve geldiğinde eşiyle herhangi bir sorun varsa, diyelim ki eşi sesini yükseltti yanlış bir şekilde, ona misliyle mukabele etmezse o kadın ezilen kadın. O kadın eğer eşini idare etme yolunu seçiyorsa aslında işte o bin yıllardır ataerkil düzenin üzerimize boca ettiği, o kadının ezildiği, köleleştirildiği o düzeni kabul etmiş olan kadın, öyle mi? Yani kadının kendi seçtiği seçimlerinin, öznenin hiçbir önemi yok. Önemli olan bize bu noktada feminist söyleminin ana akım hale gelmesiyle birlikte bize empoze ettikleri öğretiler. Yani ben hakikaten artık biraz sorgulanmasını istiyorum bazı şeylerin. Bize 100 yıldır öğretilen suflelerle konuşmayı bırakmamızı arzu ediyorum. Çünkü gerçekten bu bizi sadece kadını ve erkeği, karıyı ve kocayı birbirinin karşıtı konumunda koyan ve sadece bir aile bir güç ilişkisi arayışı üzerine kurulamaz aile dediğiniz kurum. Aile kurumu eğer birbirinizi tamamlarsanız, Kur'an-ı Kerim'de dendiği gibi birbirinizin örtüsü olursanız anlamlıdır. Çünkü dış dünyaya karşı en büyük sığınağımız ailedir. Bu anlamda aileyi ve ailede kadın erkeğin nasıl konumlandırıldığı noktasında size devamlı empoze edilen görüşlere de eğer kadınsanız kadın olarak, erkekseniz erkek olarak göz atmanızı rica ediyorum. Ve şunu da hatırlatıyorum özellikle erkek izleyicilerime. Bakın, Hazreti Peygamber'in veda hutbesini göstereceğim size. Çok kısa bir metin. Metni bastırdık ve metnin 1/4 kadınlar üzerine. Yani erkeklerin, Müslüman erkeklerin kadınlara nasıl davranması gerektiği üzerine. Şimdi tabii feminist bakış açısından ne yani, kadın erkeğin koruması gereken bir varlık mı? Biz eşitiz, bizim kimsenin korunmasına ihtiyacımız yok vesaire gibi başlayacaklar. O iç sesi durdurun kafanızda ve gerçekten bakın hayatınıza. Nitekim erkeğin böyle koruyucu, kollayıcı rolüne dair feministlerin itirazlarına ben de biraz şöyle yanıt vermiştim. Son sözümüz de o olsun. Videoyu uzatmayacağım. Şakayı bilirsiniz. Düşen bir uçakta ateist yoktur. Neden? Düşen uçağın içerisindeki herkes aslında Allah'a dua etmektedir. Aynı şekilde batan bir gemide de feminist yoktur. Çünkü gemideki bütün kadınlar önce kadınlar ve çocuklar diye bağıran erkeğin sesine doğru koşmaktadır. Kitabın ortasından konuştuğumuz videolarda buluşmak üzere. Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun.